Dört başı mamur Girit'ti. Annem Girit'ti. İraklion'dan yani Kandiya'dan. Babam da Girit'ti. O da Kandiya'dan. Ailem Girit'ti. Onlar da Kandiya'dan. Yani annem, babam, kayınpederim, kayınvalidem, eşim tabii. Hepimiz bir Giritli yumağı içindeyiz yani. Onun için evde devamlı Giritçe konuşuluyordu. Türkçe bilmiyorlardı. Buraya geldikleri zaman Türkçeyi öğrendiler. Giritlerin bir kültürü var. Bu kültürü Giritler geldiler bulundukları yerlerde aynı şekilde yan yana onu devam ettirdiler. Girit hakkında bir iki mısra rahmetli annem bunu çok söylüyor. Kritimu, omorfonisi, dorodotu levanti, tohomasu ne krisafi, çipetresu yamanti. Bunun manası şu. Girit, güzelim Girit. Şarkın gülü. Toprağın altın taşlarında fırlandı. Tabii ben Girit'i görmeden önce bu annemin dedikleriyle büyüdüm. Ama efendim işte nar taneleri, koca koca nar tanesi olurdu. Mandarinleri şöyle büyük olurdu. Sütü mis gibi kokar. Etinin tadı. Her şeyle ayrı bir zevk. Lozan ahali mübadelesinden önce Girit'ten Anadolu'ya göç etmiş bir aileden olan 1921 İstanbul doğumlu Doktor Abidin Bayraktaroğlu, Kasım'dan çok ilk yazandıran bir İzmir sabahında 20 yıl öncesine bile kıyasla çok değişmiş kordon boyuna bakan dairesinin salonunda gözleri arada puslu denize dalarak kültürel kimliğini tanımlıyordu. İzmir'in kuzeyinde Ayvalık'ta çamlı bir bahçe içine gömülmüş evinde bir başka aslen Giritli, ikinci kuşak mübadil yazar Ahmet Yorulmaz'sa gözünün nuru gibi baktığı, sevdiği, esinlendiği Girit Maniler kitabından okuyor. İdepta thelo talefta na ta vasto stin zepi ke na min simorfonome ston gozmo tsapu prepi. Yani efendim cebimdeki parayı ne edeyim ben dünyada kendime dilediğim gibi yön veremedikçe ya da dünyayı yaşayamadıkça. Zengin mimarisi olan, zengin geçmişi olan bir yerde oturuyorum. Ve madem ki elim kalem tutuyor ve madem ki çocukluğumdan beri bu yoldayım, niye Ayvalık'ı yazmayayım dedim. Ama Ayvalık'ı yazmak için de ilkin Ayvalık'ı, bugünkü Ayvalık'ı oluşturanların çıkış noktalarını yakalamak lazım. Girit'ten gelmiştir Ayvalık'ta, Midilli'den gelmiştir. Yani mübadele konusu vardır Ayvalık'ın kökünde. İşte ben mübadeleden hareketle ilk üçlüyü yazdım. İlk romanımı yazdıktan 5-6 yıl sonra Girit'in Hanya kentine yerel yönetim tarafından davet edildiğimde bir gece yarısından sonra çömeldim o limanın içerisinde. Ağladım. Niye ağladım biliyor musunuz? Bu sevinç gözyaşlarıydı. Çocukluğumdan beri dinlediğim bir limanı, fotoğraflarını gördüğüm bir limanı romanımda anlatmıştım ve şimdi o karşımda duruyordu. Ben gerçi Girit'in toprağından bir şey yiyip gelişmiş insan değilim ama o topraktan yetişmiş olan insanları dinleye dinleye, onların kendi kendine edindikleri yaşam kültürünü benimsiyorsunuz. Dolayısıyla siz de bir ölçüde ikinci kuşakta olsanız o görmediğiniz, hiç sevemediğiniz, içinden bir şey alıp da yiyemediğiniz, bir bardak suyunu içemediğiniz yere ait oluyorsunuz. Ben Girit Türk'ü bir ana babadan dünyaya geldiğim için kendimi çok büyük ölçüde Giritli olarak düşünüyorum. Ayvalıklı yazar Ahmet Yorulmaz ve Giritlilik kimliği. Türkiye'de bir grup mübadilin, mübadil çocuğunun ve torununun Yunanistan'dan Türkiye'ye taşınan kültürel mirası epeyce gecikmeli de olsa belgelemek ve korumak üzere bir araya gelerek 1999 yılı Kasım ayında başlattığı ve Nisan 2001'den bu yana vakıf olarak etkinlik gösteren Lozan Mübadilleri Vakfı, bu dizi için bilgi kaynak derlemeye başladığım sırada 2003 Kasım'ında İstanbul'da bir sempozyum düzenlemişti.
Mübadelenin çok çeşitli yönleriyle tartışıldığı, çözümlendiği sempozyumun konularından biri, muhacir ve mübadelerin öykülerinin, trajedilerinin Türkiye ve Yunanistan edebiyatlarına nasıl yansıdığıydı. Sempozyum sırasında Ozan, çevirmen, yazar Cevat Çapan'la 1922 sonrasının iki tarafın edebiyatlarını nasıl etkilediği üzerine söyleştik. 1922 tarihi bir milat oluyor Yunanlılar için. Buna büyük felaket diyorlar onlar. Halbuki bizim için büyük zafer. Bu mübadelenin trajik tarafının bizim edebiyatımıza yansıması. Sonra ilk gelenler, yani diyelim ki Girit'ten, Balkanlardan gelen Türkler belki de Türkçe bilmedikleri için, yani hiç değilse ilk geldikleri yıllarda düzgün Türkçe konuşamadıkları için her şeyi yansıtamamış olabilirler, aktaramamış olabilirler. Yani onların anıları, onların acılarını kaydedebilecek bir bellek oluşmamış. Ama yaşanmamış değil tabii. Yani bunun yaşanmamış olduğunu da söyleyemeyiz. Anlatılabildiği kadar, hatırlanabildiği kadar yahut hayal gücümüzü kullanarak, yani geçmişi yeniden yaşamayı yaratıcı bir biçimde tasarladığımız kadar bunun bizim edebiyatımızda da ortaya çıktığını görüyoruz. İşte en son Yaşar Kemal'in Bir Ada hikayesi dediği dörtlü bir romanı olacak. Daha önce çok sınırlı olarak mübadelenin Türk edebiyatında yer aldığını görüyoruz. Şiirimizde de çok fazla olduğunu sanmıyorum. Ama mübadelenin edebiyatta artık yer almayacağı demek değildir bu. Bana öyle geliyor ki eğer mübadelenin kalıcı bir trajik yanı varsa bu zamanla edebiyatta yerini bulur. Çünkü kültürler arası etkileşim günün moda deyimiyle öyle zamanla sınırlı bir şey değil. Yani bizim Yunan toplumuyla edebiyat açısından ilgilenmemiz çok yeni bir şey. Yani Yunancayı mesela üniversitelerimizde yeni yeni öğretiyoruz. Aynı şey Yunanlılar için de geçerli olabilir. Tabii Yunan edebiyatında daha çok mübadelenin yer alması da onların bu felaketi daha yoğun yaşamalarından kaynaklanıyor. Ve belki de bunu daha çok dile getirebilecek olanaklar, koşullar olmasından kaynaklanıyor. Yunan edebiyatında mübadele hemen başından göründü, yazıldı. Yalnız edebiyatta değil, işte dernekler kuruldu, mübadillerin kurduğu dernekler, araştırmalar yapıldı. Oysa Türkiye'de bu konuda bir suskunluk oldu. Bunun nedenlerini düşündüm. Sanıyorum birkaç nedeni olabilir. En önemli neden, Cumhuriyet döneminde, yani yeni kurulan devlet içinde dış Türklerle, o yayılmacı İttihat ve Terakki'nin yayılmacı politikasına karşı Misak-ı Milli sınırları içinde kalalım anlayışı içinde o dış Türklerle ilgili söylemi geliştirmeme çabasıydı. Bu yüzden bu sanıyorum bu kimlikler
mübadillerin işte yaşamı, anıları bastırıldı. Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sempozyumundaki konuklardan biri de Atina Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve yazar Doktor Herkül Milas'tı. Muhacir ve mübadillerin yaşamlarının Türkiye ve Yunanistan'daki edebiyata yansımalarını anlatıyor. İkinci kuşak mübadiller Yunanistan'da da kendilerini belli etmemeye çalıştı. Türkiye'de de, Yunanistan'da da görülen bir durum. Üçüncü kuşak yeniden bu işi alevlendiriyor. Türkiye'de de bunu görüyoruz şu anda. Ve bu bir ortaya yeni bir arayış çıkıyor. Bu edebiyatta da görüyoruz. Yani Türk edebiyatında gördüğümüz önce bir suskunluk. Zaten 50'li 60'lı yıllarda bu sürüyor. Bu zaten onlar ikinci kuşak yazsa onlar yazacak. Ve üçüncü kuşak şimdi birden bir alevlenme var. Böyle bir ilgi var. Türkiye'de arşivlerin çok zayıf olması, hemen hemen hiç olmaması yüzünden acaba edebiyatçılar neye dayanarak yazacaklar? Yazabilirlerdi. Yani arşiv meselesi değil. Çünkü bu gelenler dertlerini, anılarını anlatabilirdi. Bunu duyanlar edebiyata yansıtabilirdi. Sanıyorum edebiyata yansımamış olması siyasi nedenlerden o anılar yazılmadı. O söylem bastırıldı ve edebiyata geçmedi. Oysa 1930'larda, 40'larda Yunan edebiyatında yazılanlar yaşanan şeyler. İnsanların şahsen yaşadıkları şeyleri yazıyorlar. O bakımdan Yunan edebiyatı oldukça daha gerçekçi, tırnak içinde gerçekçi diyeyim. Ama Yunan edebiyatının zayıf bir yanı var. 1930'ların romanı bunu daha genel bir çerçeveye oturtamadı. Oysa Türk romanının bir şansı var. Bugün olaya daha uzaktan baktığı için araştırmacı bir yaklaşımla bu olaya hem romantik, tamam o hep olacak, nostaljik yanı olacak ama daha sağlıklı bir de değerlendirmesini yapabilir. Ve bunun işaretlerini zaten görüyoruz. Mesela Kemal Anadolu'nun romanından söz ettim. O roman bu mübadeleye bir tarihi araştırma içinden oldukça sağlıklı yaklaşabildi. Kemal Anadolu'nun avantajı Yunan tarihçiliğine de eğilmiş olması, orada da ne dediğine bakmış olması, o bakımdan oldukça etraflı ve oldukça tarafsız bir yaklaşımı var. Bu bir yeni bir eğilim. Şiirden hiç söz edilmedi. Şiirde hiç mübadele yok mu? Onun etkileri yok mu? Bakın şiirden ben kaçınıyorum. Çünkü şiirin yorumu çok daha zor. Yani semboller çalışıyor vesaire. Şiir bence o milliyetçi, saldırgan, ırkçı yaklaşımın aracı oluyor şiir. Şiirler feci yani. Her iki tarafta da. Tabii hemen tepkiyi biliyorum ama onlar kötü şiir denecek. Bence bu ilişkilerde sorun açıklayıcı, yorum getiren yaklaşım. Şiir buna araç olamaz. Yani şiir duyguya yöneliyor. Ya romantizme kaçıyor, iyi yöndeyse yani, olumlu yöndeyse, iyi niyetliyse diyelim. Yahut da çok şöven, ırkçı, saldırgan oluyor. İşte ki şiirleri var işte. Vatan, millet, o şiirler çok fonksiyonu buydu yani tarih için. İnsanın yerinden yurdundan olması, bir ağacın köklerinden kopması geçiştirilecek bir olay değil ki. İnsanın kendisini, çocuklarını, torunlarını etkiler. Ben Midilli'de bunu yaşadım. Anneannem diyor Foça'yı sayıklayarak öldü. Evinin merdivenlerini sayarak öldü diyor. Biliyor musunuz? Pencerelerini anlatarak öldü diyor. Kimilerinin dediği gibi mübadelenin, zorunlu göçün ya da kaçışın öyküsünü kağıda dökmek için ille de bu mirasa şahsen sahip olmak gerekmiyor. Büyük Ayrılık adlı romanın yazarı ve aynı zamanda milletvekili Kemal Anadol bu konu üzerinde yazmaya niçin gerek duyduğunu şöyle anlattı. Benim mübadeleyle ilgili sıhri veya kan hısmı olarak bir bağlantım yok. Yani ailemde mübadeleyle Anadolu'ya gelmiş bir fert yok. O nedenle onların anılarına geldikleri yerin hüznünü, aydınlığını, tasasını, kıvancını nakleden
bir anneannem, dedem falan yok. Bir politikacı olarak mübadelenin her iki ülkenin siyasal yaşamında, sosyal yaşamında, ekonomik yaşamında ne kadar çok önemli yer işgal ettiğini biliyorum. Ve bir edebiyatçı olarak da bu kadar önemli bir olgunun, siyasal olgunun bu kadar ihmal edilmesini her iki ülkenin edebiyatında, hatta yok sayılmasında anlamış değilim. Bunu büyük bir noksanlık kabul ediyorum. Duyduğum ilgi nereden geliyor? İlgi şuradan geliyor. Türkiye'de, Yunanistan üzerine pek konuşmak istemiyorum. Ama Türkiye'de 20. yüzyılın hiçbir yasal engel olmamasına karşın, bir yasak bulunmamasına karşın 20. yüzyılın üstünün sis perdesiyle kapalı olduğunu fark ettim. Yani ben şimdi 60 yaşımın biraz üstündeyim, 63 yaşımın içindeyim. Türkiye'deki tarih eğitiminin yanlışlığına bakınız. Ben bu yaşta olmama karşın hala bana ortaokulda, lisede okutulan tarih bilgilerini hafızamdan silebilmiş değilim. Milattan öncesine ait bilgiler uzun uzun öğretilir. Oysa 20. yüzyılda bugünkü yaşamımıza çok önemli etkileri olan, bugünkü yaşamımızla bir zincirin halkaları gibi bağlantısı bulunan önemli olaylar olmuştur. Nedense 20. yüzyıl böyle bir sis perdesi altında veya küllerin altına saklanmış konumda. Acaba neden? Bugünü etkileyen o olayların tarih kitaplarında okutulmaması veya es geçilmesi tabiri caizse uygun görülmüş. Bir gizli resmi devlet politikası mı diyeyim, bir ihmal mi diyeyim, tam tanımlamak istemiyorum ama bir gerçek bu. Dolayısıyla bir politikacı gereksinimiyle, bir edebiyatçı duyarlılığıyla siyasal roman, belgesel roman, tarihsel roman türlerinin üçünü de kapsayan yeni bir stil denemeye çalıştım. Yazar ve milletvekili Kemal Anadol, Londra'daki King's College'da Çağdaş Yunan Dili ve Bizans Araştırmaları bölümünden Profesör Roderick Beaton'sa, kaçış ve mübadele konusunun Yunan düz yazısı ve şiirinde çok büyük bir tema olduğunu anlatıyor. The exchange of populations and the trauma of the exchange of populations is a very it's a very big theme in Greek poetry and fiction. Beginning actually in the 1920s, almost immediately after the event. 1920'lerin başlarında yaşananlardan neredeyse hemen sonra edebiyata yansıdı olaylar. Türklerin Kurtuluş Savaşı Yunanlılarca büyük felaket diye anılır. Yunanistan'da bu olay o denli önemliydi ve ulusal bilinç açısından öylesine büyük bir darbe yenmişti ki Yunanlıların deyişiyle Küçük Asya'dan yani Anadolu'dan Rumların atılması Yunanistan'da köklü bir şekilde iç sorgulamalara yol açtı. 20. yüzyılda Yunanlı olmak ne demekti? Yunanistan'ın dünyadaki yeri neresiydi? Edebiyatta bu yeniden kimlik sorgulamasının ön saflarında yer aldı. Edebiyat ürünlerinde korkunç anılara yer verildi elbette. Her iki tarafta korkunç olayların meydana geldiğine kuşku yok. Ama edebiyatta dile getirilen kin ve öfke duyguları daha çok bu olaylara ve bu olayların arkasındaki güçlere yönelikti. Bir halk olarak Türklere yönelik nefret duygusu göze çarpmıyordu. Tam tersine derin bir geçmişe özlem duygusu gözleniyordu. Bence bu çok önemli bir kavram ve Türklerle Yunanlıların paylaştıkları bir kavram. Örneğin Yunanlılar da kara toprak deyimini kullanırlar. Halkla toprak arasındaki organik diyebileceğim bağ son derece güçlü Yunanlılar açısından. Türkler için de böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de doğup büyüdüğünüz, atalarınızı gömmüş olduğunuz ana yurdun yitirilmesi çok derin izler bıraktı. Ege'nin iki yakasında iki kere yabancılaştırılan insanların yeni topraklarına başka hangi kültürel mirasları taşıdıklarını ve 80 küsur yıl sonra bile yaşattıkları müzik geleneklerini bir sonraki bölümde araştıracağız.